Merhaba arkadaşım, Yamuk ve Deltoid'e hoş geldin. Öncelikle en son attığım videoya iki tane yorum gelmiş. Birincisi Elvan M.L.S'den demiş ki, hocam benim dikkat eksikliğim var ve matematiklerimemin temelim hiç yok. Ne yapmam gerekiyor? Yardımcı olur musunuz? Bir kere matematik temelin yoksa en kolaydan başlayıp sıfır videolarımızı izleyeceksin, sıfır sorular çözeceksin. Bunun için alıştırmalarla matematik kampının linkini aşağı bırakıyorum. Oradan alıştırmalarla matematiği sıfırdan takip et ve çıktı al. Ya da mutlaka elinle yaz. Yani bol bol tekrar etmen lazım, kolay soru çözmen lazım ve yazman lazım. Sadece izlemekte yetmez. Dikkat eksikliğinin sebebi biraz özgüven eksikliği de olabilir. Kendine güven. Birçok şeyi yapabilirsin. Evet hepimiz aynı şeyi aynı oranda başaramayabiliriz ama herkes ilgisi ve kapasitesi oranında birçok şey öğrenebilir. Sadece cesaret eksikliğimiz var. Cesaret edin ve kolaydan bol bol çözün. Ömer Faruk Erdoğan da demiş ki sınav ikizi yenilecek mi? Yani küçük mini bir reklam yapıyorum burada. Sınav ikizi zaten yenilendi. Güncel bir şekilde şu an sizi bekliyor diyorum. Ve alıştırmalarla geometriye başlıyorum. Tabii ki sazanımı çıkarıp ödevi, ödevi gösteriyorum. 4 test var arkadaşlar. Yamuk Dertoy'dan sonra çemberde açılara geçeceğiz. Çemberi çok seviyoruz. Çünkü ondan da soru geliyor. Hadi başlayalım artık çok uzattık. Yamuk. Yamuk nedir? Arkadaşlar bir dörtgen çeşidi ama şu. Alttaki ve üstteki bu çizgiler birbirine paralel. Paralel kenar değil ama çünkü bu kenarları paralel değil. Sadece iki kenarı paralel olduğunda buna yamuk diyoruz. Tekrarlıyorum sadece iki kenarı paralelse yamuk diyoruz. O zaman yamuksa hocam yamuk olduğuna göre bu çizgiyi devam ettirip z kuralı yaparız. Bu y'ye buraya geçer. Süper. Bakın x artı y 180 oldu. Tesadüf mü? Değil. Hocam şu çizgiyi devam ettirin. Z kuralından bu z buraya geçer. Z kuralından z yukarı geçti. Güzel oldu. Z ve T'nin toplamı da 180. İşte bu. Bunları ezberlemeyeceksiniz. Bunları zaten sonuç olarak çıkaracaksınız arkadaşlar. Tamam. Paralel kenarın en önemli özelliği pardon yamuğun en önemli özelliği iki kenarının paralel olması. Buradan dolayı Z kuralı yapabilirsiniz. AD, BC paralel. Şöyle diyebilir. Bazen ABC'de yamuğunda der. Şöyle paralellik işareti de koyabilir. Bazen şu paraleldir de söyleyebilir. Biz soru köküne bakıp paralelliği gördük. Tamam. A artı B nedir? Diyorum ki bir dakika. Şu çizgiyi devam ettir. Z kuralından bu 60'ı buraya taşırsan 60 ile A'nın toplamı 180 edeceğine göre A kaçtır söyler Hocam 120. Teşekkürler. Peki buraya gelelim. Hocam aynı Z'yi burada da yapın. Tak tak tak. Z, B'yi yukarı taşıyın hocam. Taşıdım. Şimdi 140 ile B'nin toplamı bir yarım daire yaptı. Yarım lahmacun. O da 180 derecedir. Demek ki B 40 olmalı ki 40, 140 daha 180 yapsın. A artı B'yi sorduğuna göre A 120, B 40 toplayın. 160. Tamam mıyız? Hadi şunu uçuralım. İkiz kenar yamuk. Simetriklik var. Bakın. Geometride simetriyi anlayanların işi çok rahatlıyor. Eğer ki paralel kenarda şey niye aklım paralel kenara gidiyor? Yamukta paralel iki kenarın arasındaki çizgilerin uzunlukları eşit ise tık 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 gösterdim. Eşit. O zaman bu dipteki açılar da eşittir. Bu üstteki açılar da eşittir. Neden? Simetriktir. Nasıl yani? Madem bunlar eşit, bunlar da paralel. Bunu ortadan ikiye yararsan, ortadan dik bir şekilde ikiye yararsan bu bunun üstüne kapanır. Tamam mı? Yani menteşeli olduğunu tak kapandığını düşünün. D A'nın üstüne kapanır. C B'nin üstüne kapanır. Madem bunlar üst üste kapanır. Buralar eşit olur. Buralar eşit olur. Bu da bunun üstüne kapandığı için eşit olmalı. Bu açı bu açının üstüne kapandığı için eşit olmalı. Bu açı bu açının üstüne kapattığı için eşit olmalılar. He simetri var yani. Nerede? İkiz kenar yamukta. Tamam burada da bazı sonuçlar var. Bunları ezberlememize gerek yok aslında anlayabiliyoruz. İkiz kenar üçgeni hatırlayın. Bu düz bir şekilde devam etse bunlar eşit olduğu için bunlar da eşit olacak. Bu dipteki açılar eşit oluyor. Bunlar da mecburen eşit olur. Şuraya gelelim uzatmayacağım orayı. İkiz kenar yamukta diklik çok önemli. Neden? Buraya diklik indirdiğinde buraya da diklik indirdiğinde şu iki parçanın uzunluğu eşit olur. Tamam mı? Çünkü bu diklik simetrik dümdüz bir şekilde gelir. Ve yukarıdaki uzunluğu tam karşıya yansıtır. Çünkü bu dik e bu dik. Bunlar paralel olduğu için buradaki diklik burada da olur. İki paralel arasında U kuralından 180 olacak. Bu 90sa bu da 90. E bu da dik oluyor. Bakın dikdörtgen olduğu için B tak karşıya taşındı. Güzel. Bu dipteki açılar şey kenar uzunlukları da şurası ve şurası da birbirine eşit olmak zorunda. Neden? Çünkü simetrik ikiz kenar olduğu için ortadan ikiye yararsan bu bunun üstüne kapanacak. Madem kapanacak C buraya gelecek. B'nin üstüne kapanacak. Bu uzunluk bu uzunluğun üstüne kapanmalı. Mecburen eşit olmalı yani. Uçuyor. Dur bir dakika. Bir tane mi uçuyor? İki tane mi? Bir taneymiş. Devam et. A, B, B, C paralel. Şu ikisi paralel. Hemen diyorum ki aa iki kenar sadece paralel. Bunlar paralel değil. Şeklen de çok belli. Zaten söylememiş. Şeklen belli olması da yetmez. Söylemesi lazım. Söylemiş mi öyle bir şey? Hayır. Demek ki bunlar paralel değil. A, B, D, C'ye eşit. A, B, D, C'ye eşit. Aa bu ikisi eşitmiş. Bakın. Şekilde bunlara eşit vermiş. Ama aşağıdaki metinde bunlara eşit vermiş. O zaman bu eşitliği de ben yazacağım. Bu da buna eşit. İkiz kenar yamuk. Yamuk olduğunu paralellikten ikiz kenarı da buradan anladım. X kaç derecedir? Şimdi bakıyorum. A 90 derece var. Hiçbir şey bilmiyorsan şu ABC üçgeninde şurayı kapat. Burada 180'e tamamla açıyı şurayı bul. Bulayım hocam. 90. Ee, bu ikisinin toplamı da 90 yapacak. 90 da burada 180 yapacak. 62 oldu. Şey, 32 oldu. Topla 80, 90, 90 da burada 180. Güzel. Başka? Hocam ikiz kenar ya bunlar. Dipteki açılar eşittir. Bu 58 burada 58 olacak. Tamamı 58 olacak. O zaman 58'den şu 32'yi çıkarırsan 6, 2 burası 26 yapar. Toplayınca 56 yapar. Bu ikisi eşit oldu şimdi. Güzel. Başka? Hocam burada ikiz kenar var. Sadece siyah üçgene bakın diyorsunuz bana. Peki. Şurayı kapattım. Bak bu buna eşitse birleştiği yerdeki açı değil diplerdeki bu açılar birbirine eşit olur. Yani burası 26 ise bu açı da 26 olacak. 26 26 yazıyorum. 26, 26 ve x bence 180 olacak. 26, 26'da 52 yapar. 180'den 52'yi çıkarırsanız arkadaşlar 10'dan 8, ondan 2 çıkarın 8. 7'den 5 çıkarın 2, 1, 128. X açımız 128 oldu. Burası ne yaptı? Bir kontrol edeyim. 128 burası ne yaptı? 40, 52. E, bu buraya verse 130, Tamam doğru doğru doğru. Uç bakalım. ABCD yamuğunda. Tamam. Şu paralel AD BC paralel. Güzel. Yamuğun oluşmasını sağlayan paralellik burada. A de, A bak bu da DC'ye paralel. Burada bir paralel kenar var. Karşılıklı iki kenar paralel. Her her durumda bu ikisi de bu ikisi de. Güzel. AB DC eşit. Tamam. Şu paralellikten dolayı bu aynı zamanda yamuktur. Büyük şekil bir yamuktur ve ikizkenar yamuktur. X nedir? Hemen bulalım. Hiçbir şey bilmiyorsan paralel hatırla. Hocam hiçbir şey bilmiyorsam nasıl hatırlayayım? Doğru diyorsun. Bil yani hatırla şimdi. Paralel kenarda karşılıklı açılar eşittir. Bu 120 ise burada 120'dir. O zaman 180'e tamamlarsan burası 60 olur. Güzel. Buraya gelelim. Şimdi paralel kenarda karşılıklı kenarlar paralel olduğu gibi birbirine eşittir de. Şu iki çizgi buraya da taşınır. Bu yani şöyle. Bunlar da birbirine eşittir. Bunlar da birbirine eşittir. Dolayısıyla elimi kaldırdığımda bunlar zaten eşitti. Bunların eşitliğinden bu ikisi de eşit çıktı. Yani AB, AE'ye eşit çıktı. Madem eşitler, diplerdeki açılar eşit olmak zorunda. Bu 60 buraya da 60 diye taşınır. Şimdi siyah üçgene bakarsan 60, 60, 120. X daha 180 olacak. O X mecburen 60 olacak ki iç açıları toplamı 180 olsun. Hocam burası eşkenar çıktı. Harika. 60, 60, 60. Bu buna, bu da buna, bu da buna eşit. Eşkenar çıktı. Buradaki üçgenimiz. Yamuğun alanı nasıl bulunur? Şimdi arkadaşlar biz alanı nasıl buluruz? İki tane kenarın dik kesişmesi lazım. Diklik lazım bize. Alan için diklik. E hocam burada diklik var. Tamam. Şimdi bak sevgili arkadaşım. Bu yükseklikte bu tabanı çarptığında buranın alanını bulamıyorsun. Niye biliyor musun? Çünkü alt tabanı kısa üst tabanı küçük. Biz bunu şöyle bir şeyde olsaydı mesela paralel kenarda şurada diyelim ya da şurada fark etmez. Burada bir taban A var yükseklik H var. A ile H'ı çarptığında şu yatay, şu dikey uz uz uzunluktaki bütün bölgenin alanını bulurdun. Neden? Alt taban, üst taban eşit olduğu için. Ama burada alt taban uzun, üst taban kısa. A ile B, şey, ile B'yi çarparak alanı bulamam. Bulduğum alan daha büyük bir şey çıkar. Üst tabanı bu kadar uzun kabul ettiğim bölgenin alanı çıkar. Yani şöyle, şura, 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 şura daha büyük bir bölgenin alanı çıkar aslında. O zaman ne yapacağım? Üst tabanı da devreye sokacağım. Diyeceğim ki benim için taban. Alt taban çok büyük. Şurasını taban kabul edersem A ile H'i çarparsam da çok küçük bir şey olur. Ne yapacağım? Ortalamasını alacağım. Diyeceğim ki B ile A'nın tam ortalamasını yükseklikle çarpayım. H'la. A ile B'nin ortalaması nasıl bulunur? A artı B bölü 2. Heh. O yüzden A artı B bölü 2'yi yükseklik olan H'la çarpıyorum. Bak sebebini şöyle anlatayım. Mantığını anlatacağım. Şuna. Mantığını anlatacağım. Bak şimdi bak. Şimdi, şimdi yamuğu çiz. Çizdim hocam. Bu yüksekliğin haş olsun, tamam. Bu a, bu da b. Şimdi, ispatlayayım mı? Hayır hocam. Peki ispatlayayım. Şimdi, bu tabanı haşla çarparsam, bu genişlikte bir bölgenin alanını bulurum. Dolayısıyla, şuranın alanını bulurum. Yani haş çarpı b. Bu bölgenin alanıdır. Dikkat edin, yamuktan büyük oldu. Yo, tam tersini yaparsan ya da onu da başka bir renkle aynı içeride göstereyim. Eğer ki Tabanı A kabul eder. H'la çarparsan A çarpı H'ta nereyi verir biliyor musun? Şu kadar genişlikteki bölgenin alanı verir. Yani şurası. Sadece kırmızı bölgenin alanı verir. E o da küçük oldu. Yamuktan küçük oldu. A H'ta bu. Ne yapacağım? Bununla bunun ortalamasını alacağım. He diyeceğim sen fazla kaçıyorsun. Sen az kaçıyorsun. İkinizin ortalaması tam alanı verir. O zaman bu ikisini toplayacağım. ikiye böleceğim ve yükseklikle çarpacağım. Bu arada bu ikisini toplayıp ikiye bölünmesi orta tabanı verir. Ortalamadır ya tam orta tabanı verir. Orta taban her iki kenara iki eş parçaya verir. Adı üstünde orta taban. Burası A artı B bölü 2'dir arkadaşlar. Onu da yükseklikle çarptık mı alanı bulacağız. Hemen uygulamaya geçelim. Her şey verilmiş. Alt taban 10. Üst taban 14. 10 artı 4. 14 bölü 2. Bunu toplayıp ikiye böldüm. Bunu neyle çarpacağım? Yükseklikle. 6 ile. Hocam 14 bölü 2 zaten 7 yapar. 7 kere 6 42'dir. Buranın alanı 42 santimetre kare. Tamam. Komplesi. Tamam mıyız? Aladıkım mı? basit yani. İkisini ortalamasına yükseklikle çarp. AD. Neresi? Burası. BC'ye paralel. Süper. Yamuk. Hemen diyorum ki sen yamuksun. Yamuk. Düz değilsin. Çünkü iki kenarın paralel ama diğerleri öyle değil. Alan DEC. DEC 60. Buranın da 60 santimetre kare. Hmm. Olduğuna göre yamuğun alanı kaç santimetre karedir? Bütün yamuğun alanı istiyor. Arkadaşlar bana şuranın alanını vermiş. Bakın bu bölgenin alanını biliyorum. 60. Peki ben bu bölgenin alanını nasıl bulmuşum sizce? Burada bir yükseklik varmış. Tamam mı? Bu yükseklik H olsun. Bu haş yüksekliğini taban olan 12 ile çarpıp 2'ye bölersem 60 olan alana verir. Böylece yüksekliğe ulaşırım. Böylece yamuğun alanını tabanların ortalaması çarpı yükseklikten bulurum. Şimdi taban 12 çarpı yükseklik haş bunu 2'ye böldüğünde alan olan 60'ı verecek. Güzel. 2'ye bölersen şurası 6 yapar. 6 haş 60 bir tanesi 10'dur. Yani haş 10 eşit. Yükseklik 10. Haşı silebilirim artık. Benim yüksekliğim 10. Şuradan şuraya. Peki. Yamuğun alanı için her şey ortada mı? Evet. Alt tabanın belli. 15. 12 artı 3'ten 15. Üst tabanın belli 7. Şimdi ben 15'te 7'yi toplayacağım. 22. 22'yi 2'ye bölmeliyim. Ortalamasını aldım. 22 bölü 2 11. Çarpı yükseklik. Yüksekliği de 10 buldum. Bitti. Şurası zaten 11 yapar. 11 çarpı 10'dan 11 çarpı 10'dan cevap 110 santimetre kare. Bu kadar. Komplesi 110 santimetre kare yamuğun. Burası 60'tı. Şuraya 50 kalır. İsterseniz ayırayım bak. 60 burada 50 burada. Toplamda 110'dur. Bizim bulduğumuz alan bu tabanın tamamını, bu üst tabanın tamamını kullandığım için bütün alanı verdi kahverengi olan bütün olan 110 dur. Kapat ve uçur. Buraya gelelim. Yamuğunda şu zımbırtıyı görmem lazım. Arkadaşlar paralellik aşırı önemlidir. Bakın tekrarlıyorum. Aşırı önemlidir. Bunu böyle okuyup geçmeyin. Bu size Z kuralı yaptırabilir, benzerlik yaptırabilir, taşıma yaptırabilir, bir sürü şey yaptırabilir. Alan ABC'de 252. Heh, bütün alanı biliyorum üst tabanla alt tabanı biliyorum. O zaman yüksekliği üretmeliyim. AB ne kadar? AB'yi bulmak için de AB'yi bir dik üçgenin kenarı haline getirmeliyim. Buradan hemen yükseklik indiriyorum. Tak tak tak. Tamam. Şimdi yüksekliğim haş olsun. Ben alanı nasıl bulurum? 30'la ile 12'yi toplarım. 2'ye bölerim. 42. Bölerim 2'ye ve bunu yükseklik olan haşla çarparım. Bu bana alanı verir. Alan da zaten 252'ymiş. Bölersen 2'ye 21 yapar. 21 haş eşittir 252 ise haş eşittir 252'yi 21'e bölerek bulurum. Kaç defa var söyleyin. Ee, bölemedi. 12 defa var sanki. 10 defa olsa 210 olur. 2 defa 42 olur. 2, 5, vay be. 12 defa olduğunu buldum. Eşittir h 12'ymiş. Yani benim yüksekliğim 12 arkadaşlar. Tamam. Heh şimdi. Ne demiştim? İkiz kenar yamuk simetriktir. O zaman sen buradaki dikliğin aynısını buraya da indir. İndirdim hocam. Burada bir dikdörtgen oluşur. Çünkü bura dik. Bura dik. Bu ikisi paralel paralellerden biriyle dik oluyorsa bu çizgi diğeriyle de dik olur. Bu çizgi paralellerden biriyle dikse diğeriyle de dik olur. Burada bir dikdörtgen oluştu. Bu 12 santim aynen aşağı yansır. Şuraya kadar 12'dir. Şuradan şuraya. Tamam. 30'dan 12'yi çıkar. 18. Şunlar eşit olmak zorunda. 18'i buraya 9, buraya 9 diye paylaştırırım. Neden? İkiz kenar olduğu için. Simetrik olduğu için. Tamam. Şimdi aradığımız şey A, de X diyelim. Kimler cevabı gördü? Ben gördüm. Sadece şu dik üçgene odaktan. 9, 12, tırırırın. Ne o 9, 12, 15 üçgen değil mi? Harikasın. 15. Özel üçgen. Özel üçgenleri bilmenin kolaylığı. Diyelim bilemedin. 9'un karesi artı 12'nin karesi eşit. Işte. X kare de Pisagor'dan da 15 olduğunu bulacaksın. X kare 225 çıkacak. X 15 çıkacak. Neden? Bu 3'ün 3 üç katı. 3'ün 3 üç katı. Bu 4'ün 3 katı. Bu nedir? 5'in 3 katı. 3, 4, 5 üçgenin 5'er e, katları e, 3, 4, 5 üçgenin 3'er katları var. Pardon. Hadi devam edelim. 45, 60. Ne demiştik? 30, 45, 60. Görürsen diklik çiz karşısına. A, D, B, paralel. Tamam. Anlıyorum ki bu bir paralellikten dolayı yamuktur. A, bul. A, bulmak için dik üçgenin bir kenarı yapmalıyım. Hemen karşısına diklik indiriyorum. Tamam. 90, 45. Mecbur burası da 45 yapacak. Diyorum ki şu 60'ı da kullanmak için buraya da diklik oluşturmam lazım. Şu diklik işime yaramaz. Çünkü bak 1, 2, 3, 4 kenarı var. Bu bir dörtgendir. Şuradan dikliğimi çizeceğim. Tak tak. Heh, şimdi burada bir dik üçgen oluştu. 90'ın karşısında 4 kökü varsa burası da mecburen 30 olur arkadaşlar. Çünkü 30, 60, 90 toplamları 180 yaptı. 90'ın karşısında ne varsa 30'un karşısında onun yarısı olurdu. Dolayısıyla burada 4 kökü varsa 30'un karşısında onun yarısı olan 2 kök 3'tür. Ya da 30'un karşısında ne varsa 90'ın karşısında 2 katı var. Aynı şey. 30'un karşısında ne zıkkın varsa 60'ın karşısında onun kök 3 katı olur. Yani 2 kök 3'ü kök 3 ile çarpalım. Bu x'in çarpımı 3 yapar. 2 ile çarptık 6 yaptı. Burası 6'ymış. Şimdi sevgili arkadaşlar bu ikisi paralel. Bak paralellik burada işe yarıyor. Bu ikisi paralel. Bu çizgi gelmiş paralellerden biriyle dik kesişmiş. O zaman sen diğeriyle de dik kesişirsin. Burada biriyle dik kesişmiş. Sen diğeriyle de dik kesişsin. Paraleller aynı tepkiyi verir. Aynı doğruya. Dolayısıyla burada bir dikdörtgen oluştu. Dikdörtgende bütün açılar 90 derecedir. Karşılıklı kenarlar eşittir. Bu 6 ise tak bu da 6 oldu işte. Şimdi buraya odaklanır mısın? Evet. AB istediğine göre 45 45 ikizkenardır burası. İkizkenar dik üçgen. Açılar eşit, kenarlar eşit. 45'in karşısında her ne zıkkın varsa 90'ın karşısı onun kök 2 katı oldu. 6 kök 2. Buldum. Bitti. Diyelim hatırlayamadın. 6'nın karesi artı, artı. 6'nın karesi eşittir. X kare de x'i yine 6 kök bulacaksın. Bunu da çözelim ve devam edelim. Tabii ki yine yamuk çözeceğiz. Paralelliği hemen hatırlıyorum şöyle diyorum ki bunlar paralel bu benim çok işime yarayacak. Alanı bul diyor bütün alanı. He, alanı bulmak için bana diklik lazım. Elimde diklikle alakalı bir şey var mı? Yok. İkiz kenar bu bunlar değil. Keşke olsalardı çok kolay olabilirdi. Çünkü o zaman dikliği indirirdim bunu buraya taşırdım. Burada özel üçgen kuruluyor mu diye bakardım. Şimdi diyorum ki ne yapayım ne yapayım ne yapayım. Şurada diklik indirsem burada diklik indirsem o kalan 30'un parçalarını nasıl ayıracağım? Dedim ki bir dakika ya. Niye diklik çiziyorum ki? Paralel kenar oluştur. Şu çizginin paralelini çiz. Bak bunu buna paralel çizdim. Bu buna paralel. E zaten bu üstteki ile alttaki paraleldi. Bir paralel kenar oldu burada. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşittir. Bu 10 tak diye buraya 10 diye gelir. Bu 12 tak diye buraya 12 diye geçer. Güzel. Sonra şu üçgene geldim. Bu üçgende bir şey dikkatini çekti mi? Şu an çekemez doğru diyorsun. 30'un 10'u buraya gittiyse buraya 20'si kaldı. 30 artık yok. Şimdi şu üçgene bak. Burada bir şey dikkatini çeksin lütfen. Özel üçgen ara. İyi de hocam burada diklik yok. Yok, doğru diyorsun ama bir şeye bak şimdi. Bak. 12 16 20. Burada 3'ün 3 4 5 üçgenin katı var. 3'ün 4 katı var. 4'ün 4 katı var. 5'in 4 katı var. He! 20 dediğin şey 5'in 4 katı. 16 dediğin şey 4'ün 4 katı. 12 dediğin şey 3'ün 4 katı. Hepsinin 4'er katları var. Bu nerede olur? Ancak özel üçgenlerde olur. Dik üçgende olur. Demek ki burası mecburen 90 dereceymiş. Vay be. Çünkü bu oran sadece hipotenüsün 20 olduğu, büyük, büyük hipotenüs olduğu ve diğerlerinin böyle 3, 4, 5'in katı olduğu üçgenlerde gerçekleşir. O halde anladım ki burası dik üçgen. Şimdi alanı buradan başlayarak çözeceğim. Bu dik üçgenin alanı nasıl bulunur? Bu dik kenarlardan birini taban birini yükseklik kabul et. Çarp 2'ye böl. Yani 12 çarpı 16 bölü 2. 2'ye 8. 8 ile 10'u 12'yi çarparsan 80, 96. Burası 96. Bitti mi işimiz? Bitmedi. Alan paylaştıralım. Nasıl? Şimdi şöyle alan paylaştıralım. Buldum. Bu tepe noktası ortak. Buradan B'yi birleştiriyorum. Burayı kapat. D yükseklik. Yüksekliğin indiği çiz nokta ortak olduğu için bunların yüksekliği eşit şu iki üçgenin. 20'lik tabana 96 alan düşerse 10'luk tabana bu beyaz bölgeye kaç alan düşer? Düz mantık. 20'ye 96 düşüyorsa 10'a onun yarısı düşer. Yani 96'nın yarısı düşer. Nedir? 48 miydi? Evet. Buraya da 48 alan düşer. 80, 96. Doğru. Bakın 10'a 48 düşerse 20'ye 2 kat olan 96 düşer. Her şey yolunda. Elini kaldır. Şimdi burası bir paralel kenardı ya. Paralel kenarın en temel özelliği herhangi bir köşegen iki eşit üçgene ayırır bunu. Çünkü iki kenarı da eşit. Ortadaki açılar da eşit. Yani karşılıklı açılar eşit diye açılar eşit. E bu kenar bu kenara eşit. Bu kenar bu kenar eşit. Bak birbirine bakan iki tane bir bir tıp atıp aynı üçgen. O zaman şurada bura 48 ise diğer parça da 48'dir. Bunlar birbirinin aynısı iki üçgendir. Elini kaldır. Bütün alanı istiyor. Hepsini topla. Bura 96. Bura 96. 2 ile çarp. 192. Çünkü 90 90 180 yapar. 6 6 12 yapar. 192 bütün alan. Tabii ki santimetre karecik. Şu kare alanı temsil eder. Yüzeyi temsil eder. Tamam mıyız? Yazıyoruz değil mi? Umarım sadece böyle meyve tabağıyla seyretmiyorsunuz beni. Yamukta orta tabağın. Aslında biraz önce değinmiştim. Yamukta alttaki uzun tabanla üstteki e, kısa tabanı toplar. ikiye böler isen tam ortalamayı bulursun. Aha bu orta tabanı bulursun. Şu çizginin uzunluğudur. Yani örnek veriyorum. Burası 10. Burası 20. Orta çizgin olur. 10 ile 20'yi topla 30. Böl 2'ye 15. Buranın uzunluğu 15 olur. Anlatmaya çalıştığı şey bu. Ve orta taban burayı da burayı da iki ikiye parçaya böler. Hemen uygulayalım. Şu paralelliği gördüm. A dedim bunlar yamuk. A bu orta taban. Burada orta taban olduğunu yazmak zorunda değil. Biz anlarız zaten. Çünkü burayı da ortalamış. Burayı da ortalamış. Tam ortadan bölmüş. Orta noktada. O zaman dedim ki bu ikisini topla. 30 bölü 2'ye 15. A biraz önceki cevap aynı çıktı. <laughs> evet bu da 30 bölü 2'den 15 bulundu. Devam edelim. Yamuğunda şunlar paralel. Ben paralelleri genelde hemen çizerim. AD ile aha bununla BC'nin toplamı aha bunun toplamı 52 olduğuna göre AE nedir? Bir dakika ya. AE böyle havada kalmış saçma bir çizgi. Ben bunu nasıl bulacağım? Ancak ancak bir dik üçgenin kenarı haline getirirsem bulurum. Zaten diklik de burada sırtıyor. Şimdi arkadaşlar bunu da bunu niye vermiş toplamını? Ya topla ikiye böyle orta tabanı bul diye. Bu ikisine bir paralel çiziyorum tam ortadan. Bu çizgi paralel olduğu için Burayı da iki eş parçaya böler. Burayı da iki eş parçaya böler. 10, 10 diye böler. Ve orta taban olur. Orta taban olduğu için, ikisini ortadan böldüğü için bununla bunun toplamının yarısıdır burası. E ikisinin toplamı 52, bununla bunun toplamı 52. Böl 2 işte burası 26. Gördünüz mü olayı? Dikişkeni gördünüz mü? Tek, 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 tek. Aradığım yer zaten X. Bakın. 10 x 26 üçgeni ya da şöyle diyeyim, x 10 26 üçgeni hatırlayamadık hocam. Ya yani 26 hangi sayının karesi? Hangi özel üçgenler var? 26 ile alakalı. 5 12 13 üçgeninin katı var burada bak. 13'ün 2 katı var. 5'in 2 katı var. Diğer dik kenar 12'nin 2 katı olacak. 24. Yani 10 24 26 üçgeni aslında 5 12 13'ün 2 katı olduğu için olayı anladık mı? Hocam neden burayı iki eş parçaya böldü? Şimdi benzerlik aslında. Neden? Bu üçü paralel olduğuna göre burada karşılıklı olarak bir benzerlik oluşmalı. 1'e 1 bir oranı var. Burada da 1'e 1 bir oranı olmak zorunda. Tamam. Burayı da iki eşit parçaya böler. Hadi bunu da uçuralım. Yamuktan devam edin. Bayağı soru çözüyoruz yamuktan ama çok işimize yarayacak bir şey bu yamuk. Paralellik var. Tamam. Sen sana paralelsin. Şöyle çizeyim. Aa orta tabana bak şimdi. Kapat şurayı. Bak. Bu arada şey söylemiş mi? He, söylemesine gerek yok. Bak. Bu çizgi hem burayı iki eş parçaya bölmüş hem burayı iki eş parçaya bölmüş. Üçü paralel olmak zorundadır. Burada benzerlikten dolayı bunlar paralel. Neden? Çünkü bu çizginin buradaki oranı bunun, bunun oranı birebir eşit. Burada da birebir bu paralellik, bu oran eşitliği sağlandığına göre bu üçü mecburiyetten dolayı paralel olmak zorunda. Yani orta taban her zaman alt taban ve üst tabana paraleldir. Her zaman. Bunu bilin. Şimdi madem bu üçü paralel Kapat Bak benzerlik kur. Bu çizgi üçgeni tam ortadan bölmüş. Zaten orta taban olduğu için şurayı da arkadaşlar iki parçaya böler. Dolayısıyla buradaki benzerlik oranı birin ikiye oranı var. Aynı renk yapmayayım. Bunu değiştireyim. Bak. Birin ikiye oranı. Burada da birin ikiye oranı olmalı. Yani buradaki bu 22'nin yarısı olmalı. 11. Çünkü 11 bölü 22. Bakın 11 bölü 22. 11 ile sadeleştir. Işte, 1 bölü 2. Birin iki oranı oldu. Burada da 1'in 2 oranı var. Burada da 1'in 2 oranı oldu. Tamam. Şimdi kapat. Diğer taraftan bak. Alt taban bu. Küçük taban bu. Tepe noktası da C. Burada da eşitlikler var. Benzerlikten 1'in 2 oranı kısa tabanın uzun tabana oranı eşittir. Yani bu aşağıdaki alt tabanın tam yarısıdır. 12'nin yarısı 6'dır. Çünkü 1'e 2 olması için 6 bölü 12. 6 bölü 2'nin sadece eşittir. 1 bölü 2 olur. Her ikisini 6'ya bölersen. Tamam. Uzunlukları bulduğum GF. GF 11'dir. Eksi FE o da 6'dır. Sonuç ne yapar? 5 yapar. Şunu hatırlayın. Üçgende benzerlikten bu çizgi alttakine paralelse tamam mı? Ve burayı iki eşit parçaya bölüyorsa şurayı da şurayı da benzerlik oranı 1'e 2'dir. O zaman burada A varsa altta 2A vardır. Ya da burada 2A varsa bu da yarısıdır. Orta taban büyük tabanın tam yarısıdır arkadaşlar. Burada da aynı şey. Yamukta da geçerli. Üçgende de geçerli. Adı üstünde. Orta taban ortalama yani. ikisinin arasında. Gelelim alan paylaştırmaya. Benzerliği hatırlayacağız. Boyalı bölgenin alanı. Şimdi ilk başta şurada şöyle bir bilgi vermiş. Hocam siz bu bilgiyi biliyor musunuz? Ezberliyor musunuz? Hayır. Yani ben açıkçası ezberlemiyorum. S2 ve S4 birbirine eşit demiş. Bunlar birbirine eşit. Tamam. 1 ile 3'ün çarpımı. Bu ikisinin çarpımı alanlar çarpımı. Bu ikisinin alanlar çarpımı da eşit demiş. Şimdi bu bilgi nadiren lazım olur. Şu an ÖSYM'de böyle bir şey sorar mı? Bence sormaz. Sorarsa bu bilgiyi verir de sorar. Biz klasik metottan yapalım. Buranın alanı 4, buranın alanı 16. Şimdi bu şu iki üçgende, şu iki üçgende benzerlik yapabilirim. alanları belli. Alanların oranı 4 bölü 16'dır. Bu alanların oranı benzerlik oranın karesine eşitti biliyorsunuz. Benzerlik oranı kaysa alanlar k kareye eşittir. Sadeleştirirsen 4'e böl 1, 4'e böl 4. K kare benzerlik oranı 1 böl 4 ise k ne olacak? Her iki tarafı kare kök için alırsan bu k diye çıkar. Bu 1 bölü 2 diye çıkar. Çünkü 1 Bir, 1'in karesidir. 4 2'nin karesidir. Aslında bu iki üçgende bu kelebekte benzerlik oranı 1'e 2. He, yani mesela bu kenar A ise bu kenar 2 A'dır. Uzunluk olarak. 1'e 2 oranı sağladım. Sağladım. Şimdi salla artık kuralı muralı. Bildiğim basit metoda gelelim. Şuraya A tabanına şu bölgede dörtlük alan düşerse 2 A tabanına bu bölgede kaçlık alan düşer? 2 katı kadar. Çünkü taban 2 katına çıktı. Alan da 2 katına çıkacak. A'ya 4 düşüyorsa 2 A'ya 8 düşer. Burası 8 olur. Bitti. Çünkü tepe noktaları eşit. Yükseklikleri aynı noktadan çıkıyor. Eşit. Tabana göre alan paylaştırılır. Zaten bizden de boyalı bölgenin alanı istiyordu. 8. Güzel. Bunu da isteyen not edebilir yazabilir Ama ben ezberlemiyorum açıkçası. Ama bunu bilin. Bu, bu kural biraz daha önemli. O da şu. Bir e, dörtgen içerisine üçgen çizdiğimizde o üçgenin alanı dörtgenin alanının yarısı demiştik. Hatırlıyor musunuz? Hayır. Peki. Bak şöyle. Herhangi bir dörtgen diyelim. Tabi bazı e, arkadaşlar da hatırlıyor biliyorum ama ben geyik olsun diye öyle konuşuyorum arkadaşlar. Yoksa hatırlayanları biliyorum. Paralel kenar olur, dikdörtgen olur, paralel kenar olur, dikdörtgen olur. Bu dörtgenin herhangi bir yerine herhangi bir üçgen çizdiğin zaman bu üçgenin yeşil üçgen alanı bütün dörtgenin alanının yarısı oluyor arkadaşlar. Bu paralel kenarın ya da dikdörtgenin. O yüzden şu kalan beyaz bölgelerin toplamı da diğer yarısıdır. Bu beyazların toplamı bu yeşillerin toplamına eşit olur. Yarı yarıya bölüştüler. Örneğin alan 20 ise burası 10 olur. Şu iki beyazların toplamı da 10 olur. Aynı kural burada da var. Eğer bir yamuktan herhangi bir kenarın ortasına çizgi çektiniz ve bir üçgen oluşturdunuz. Bu ABE üçgeni yani buranın alanı toplam yamuğun alanının yarısıdır. Dolayısıyla şu iki parçanın toplamı da yarıdır. Yeşil bölgenin alanı beyaz bölgenin alanına eşit olur. Yani yarı yarıya bölüştükleri için. Boyalı bölgenin alanı soruyor. Bak alt taban 14 üst taban 8 yükseklikte belli. Bütün alanı bulayım. 14 ile 8'i topla 22. Sonra 2'ye böl. Bunu 12 ile çarp. Burası ne yapar? 11. 11 ile 12'yi çarpın. 121 11'e eklersek hocam 2, 3, 132. Bütün alan 132 çıktı. Santimetre kare. Aa, bu üçgen herhangi bir alenade üçgen değil. Karşı kenarın tam ortasına gitmiş. O zaman bu beyaz bölgenin alanı bütün alanın yarısıdır. 132'ye bölün. 132'yi 2'ye bölsek 66 hocam. Tamam 66. Kalan taralı bölgeye de Toplamda 66 kalır. Boyalı bölgenin alanı nedir diyor. O da 66. Güzel mi? Şimdi bazıları bunun sebebini sorabilir. Hocam neden böyle yarısı diye. Ee, neden böyle? Aslında şöyle anlatabilirim. İspatlayayım mı? Hayır hocam. Tamam bir bakayım nasıl ispatlayabilirim diye. Yani şuradan bir yükseklik insem. Tamam mı? Şuradan bir yükseklik insem. Bunun alanı bu çarpı e, bu. Bu yükseklik aynı zamanda bakın buralarda yükseklik olduğu için. Demek ki bunlar paralel. Burayı keş parçaya bölüne göre burayı de keş parçaya böler. Ee, tamam. Ya aslında oradan giderim de biraz uzun. Sallayın. Boş verin. Bunu ispatlamaya gerek yok. Zaten e, çok aşırı derecede bilmeniz gereken bir formül değil. Bilseniz iyi olur. İşinizi kolaylaştırır. Gelelim delta ite. Delta size şöyle anlatayım arkadaşlar. Dip dibe vermiş iki tane ikizkenar üçgen var. Bir tane ikizkenarım var benim. Tamam mı? Şu Şuradaki açılar eşit. Şuradaki kenarlar da eşit. Güzel değil mi? Bir tane daha ikiz kenarım var. O da bu olsun. Şu şu kenarlar eşit olsun bunun da. Bu açılar eşit. İşte bunları tak yapıştırdığın zaman şu kenar ortak oluyor. Tamam mı? Yapıştırdığında aha böyle bir deltoid oluşuyor. He, burada iki tane ikiz kenar üçgen var demek ki. Bunu bileceğiz. O zaman şunu anlayacağız. Bu kenar buna eşit. Bu da buna eşit. Dolayısıyla Buradan bir köşegen çizdiğinde bu iki açı eşit olur. Bu iki açı eşit olur. Yani burada ezber yok. Bir çıkarım var. Hadi devam edelim. Ha bu arada bir dakika. Şu çok önemli bilgi. Köşegenleri dik kesişir. Neden? İspatlayalım ya ben ispat seviyorum biliyorsunuz. Bu ikiz kenar mı? Evet. Buradan bir kenar ortay çizdin diyelim. Ne yapar o kenar ortay? Aynı zamanda diklik ve açı olur. E buradan da çizdim bir kenar ortay. Bak aynı kenara ortalıyorlar ha. Bu da yükseklik olur. Bu da açı ortaya olur. Aa, bunlar birleştiği zaman tabi bunları birleştirip kapattığını düşün. Buradan düz bir çizgi oluşurlar. Aynı kenarı iki parçaya bölerler ve dik olurlar. Aynı zamanda bu da açı ortaya olur. Bu da açı ortaya olur. Şöyle çizgiyle de gösterebiliriz. Önemli bilgi neymiş? Köşegenler dik kesişir. Sebebi iki tane ikiz kenar üçgen dip dibe affedersiniz kıç kıça yapışmıştır. O yüzden. Tamam mı? O aradaki dipteki kenarda ortak kenar zaten. Buradaki söylediği her şey bu çıkarım. Bitti bu kadar. Deltoid bitti. Başka bir şey yok mu hocam? Hiçbir şey yok. Hepsi bu kadar. İkiz kenarları görün. Yani ikiz kenar üçgenleri görün. iki tane. Olaya hep öyle bakın. Dip dibe vermiş. iki tane ikiz kenar var. A artı B nedir? Şimdi ikiz sen sen salla bu alttakini. Bu A ise bu da A. Bitti. E bu 50. Ee, A hocam bunlar köşegen. Köşegenler dik kesişirdi. Hemen Zaten size bir iki tane bilgi verdim. Hepsiyle delta çözülüyor. Hemen dikliği yazdım. Tamam bu da dik mecbur. E 50 90 bura mecbur 40 yapacak. 40 90 50 daha 40 50 daha 90 yapar. 90 da burada 180. A'yı bulduk. B'ye gelelim. Hocam ikiz kenar olduğunuzu görüyoruz. Bu dik kesişir. E ikiz kenar diklik aynı zamanda kenar ortaydır hocam. Dolayısıyla aynı zamanda bu çizgi açı ortay olur hocam diyorsun. 25 25 süper. E burası dik. Burası 25. B'ye ne kaldı? Bu 90. Bu ikisinin toplamı 90 yapmalı. 65 doğru. 65, 80, 90 yapar. Doğru. Gördüğünüz A40, B65 toplamını soruyorsun. 105 derece olur. Bitti. Meseleyi anladık mı? Köşegenleri dik kesiştir. Kenar ortay olduğunu unutma. İkiz kenarları gör. İki tane üçgenden git. Sürekli üçgen üzerinden çöz. Peki. Deltoid'in alanı nasıl bulunur? Alanda dik kenarlar lazım. Dik kesişen. Var hocam. Aha bu köşegenler dik kesişiyor. Zaten deltoid'de köşegenler mecburen dik kesişiyor demiştik. E ikisini çarpıp ikiye böleceğiz. Ya hocam niye ikiye bölüyoruz? Sevgili arkadaşım bak. Eğer ki dikdörtgenden anlatayım. Mesela bu dikdörtgen. Bu A bu B değil mi? Bütün her şey dik. Sen A ile B'yi çarptığında bu bütün bölgenin alanını bulursun. Doğru mu? Doğru. Bu A'yı burada da çizebilirsin. A buradadır. A ile B'yi çarparsan yine bütün alanı bulursun. Ama dikkat et. Deltoid öyle bir şey değil. Deltoid bu alan içerisine sıkışmış bir şey. Şu uzunluk B'dir. Şu B kenarı aynen buraya geçer. Bu B'dir. Bu A'dır. Bu ikisinin çarpımı bu iki kenarı da içine kapsayan en büyük dörtgenin pardon en dar dörtgenin alanını verir. Dolayısıyla sen bunu ve bunu çarparsan şuradaki dörtgenin alanını bulursun. Bu bölgenin içindeki hepsini. Çünkü bu kenar buraya eşittir. Bu kenar buraya eşittir. Bu ikisinin çarpımı bu iki kenarın gördüğü bütün bölgenin alanını verir. Ha, o yüzden ikiye bölmek zorundayız. Köşegenler çarpı ikiye böyle hepsi bu kadar. Bunu biraz ezberlemeniz gerekiyor yani. Yapacak da bir şey yok. Ezber demeyeyim. Alışmanız gerekiyor buna. Şimdi bunun sana deltoid olduğunu söylemek zorunda değil. Baktın ki bunlar ikiz. Bunlar ikiz. Tamam deltoid bitti. Bir kenarda ortak. İkiz kenar iki tane üçgen dip dibe kıç kıça vermiş. Demek ki bu ortak e, kenar. Dolayısıyla burada deltoid var eşit olduğunu gördüm. Bunlar köşe gelse mecburen dik kesişirler. Aa şuraya bak. 9, 12, 15 üçgeni. Buranın 12 olduğunu anladım hemen. 3, 4, 5'in üçer e, katı var burada. Şu üçgenden bunu gördüm. E bunlar orta kenardı. Yani ortalar da birbirine. 12. Şöyle düşün. İkiz kenarda bu yine yükseklik. yükseklik. Aynı zamanda kenar ortaya olduğu için bu iki parça birbirine eşit olur. Şu iki parça eşit olmak zorunda değil ha. Şu ortak kenar yarı yarıya bölünür. 12-12 oldu. Tamam. E, şuraya bak. Buraya 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 buraya. 12 bir şey 23 kenar. Yine 3 4 5'in katı var. 5'in 4 katı var. 3'ün 4 katı var. Burada 4'ün 4 katı olur. 16. He. 3'ün 4 katı. 4'ün 4 katı. 5'in 4 katı. 3 4 5'in 4'er katı var. Tamam. Alan köşegenleri çarp 2'ye böl. 12 12 köşegeni 24'tür. Çarpı. 9 16'da 25'tir. Köşegenleri çarptım 2'ye böldüm. Bunu böl 12 yapar. 12 25'e çarp 300 santimetre kare. Bu sana bütün alanı verir. Buranın alanını ikiye böldüğüm için. Bölmeseydin şunun alanını bulurdun. Neden? Burası 25 mi? Şu üst kenar 25 olur. Şurası. Burası 24 mi? Bu kenar 24 olur toplamda. Ve dik bir şekilde bu dikdörtgenin alanını bulurdun. ikiye bölmeseydin. Böldüğün için ortadaki onun yarısı olan deltoidin alanını buldun. Ve bakayım son soru. Son soru. Sabırla buraya gelenlere bir kalp atıyorum. Sizi seviyorum. Buraya kadar geldiniz. Mücadele edin. Mücadelenin sonunda başarı var. Başka bir şeyin sonunda yok. Mücadele. Şimdi tekrarlıyorum. A, dört, dörtgenin alanını bulun da diyebilirdi. Deltoid demek zorunda değil. Ama biz anlarız. Bakarız burası eşit. Burası eşit. İki tane, dik, iki tane ikiz kenar üçgeni dip dibe yapıştırmış. Bu da dipteki ortak kenar BD. Dolayısıyla BD'nin ortak olduğunu biliyorum. Bunlar köşegendir. Köşegenler dik kesişir. İkiz kenarda bu diklik aynı zamanda kenar ortaydır. Bu 4 ise, bu da 4'tür. Ortak kenarı iki eşit parçaya böler. Güzel. 2 kök 7, iki kök 7. Bizden ne istiyor? Alan. Köşegenleri bulmalıyım. 30'un karşısına 4 varsa bura 90. 90'ın karşısına 2 katı olan 8 olur. 30, 60, 90 üçgendir. Mecburen burası 60 çünkü bura 90. Toplayınca 180 olur. 30'un karşısına 4 ise 60'ın karşısına 4 kök 3 olur. Tamam. Yüksekliklerden bir kısmını buldum. Şimdi şurayı da bulayım. Bura dik. Nereden bulacağım? Pisagor'dan. Şu üçgende Pisagor yapar mısın? Buraya A de. A kare artı 4'ün karesi. 4'ün karesi eşittir. 2 kök 7'nin karesi. Özel üçgen olmadığı için mecbur bir sekare yapıyorum. Bunun karesi yapar? 2'nin karesi 4. Kök 7'nin karesi 7. 4 kere de 28. Burası 16'dır. At 28'den çıkar. 12. A kare 12 yapar. Hakikaten 16 ile 12 28 yapıyor değil mi? Tamam sıkıntı yok. A ne yapar? Her iki tarafı kare kök için al. 12 dediğin şey 4 çarpı 3'tür. 4 dışarı 2 diye çıkar. 3 çıkamaz. A da 2 kök 3 oldu. Yani şurası da 2 kök 3. Aha. Köşegenleri buldum. Biri 8 çarpı biri de 4 kök 2 burada 2 kök 2 de burada 6 kök 2. Bunları çarpıp 2'ye bölmeliyim. 2'ye böldüğünde 4. 6 4 24 kök 2'si de var. 24 kök 2'ye bütün alan 24 kök 2 santimetre karedir. Çok güzeldi. Buna bir yıldız atıyorum. Meseleyi anladınız mı? 2 İki tane ikiz kenarı birleştirirseniz ortak olan kenar her zaman tam 2'ye bölünür. Bu inenler ve bu birbirini dik keser. Çünkü ikiz kenarlık vardır ve bitmiş. Bir sonraki ders görüşeceğiz ama lütfen şu kapağımı bulayım. Lütfen, lütfen ama lütfen elinizde hangi kaynak varsa oradan bol bol soru çözün. Önce kolaydan başlayın. Zora doğru, seviyeli bir şekilde bol bol soru çözün. Videodaki soruları mutlaka benden önce ya da benden sonra lütfen çözmeye çalışın. Yazarak çalışın, sabırlı olun. Çözemediğiniz soru mu var? İşte orası gelişmeye başladığın nokta. Orayı sakın kaçırma. O sorunun çözümünü ya mutlaka izle ya mutlaka çözdür. Çünkü takıldığın yerde gelişmeye başlarsın. Seni seviyorum. Görüşürüz.